farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir mozaik şehir olan Lahey'de 4 gün süren bir festival düzenlendi. Lahey Türk Platformu'nun organize ettiği festivalde 4 gün boyunca farklı etkinlikler yer aldı. Son gün ise Mazhar Fuat Özkan ve Sebahat Akkiraz konseriyle festival adeta taçlandırıldı. Konserde bir konuşma yapan Lahey Belediye Başkan Yardımcısı Robin Baldevsin, Lahey'de 35 bin civarında Türk insanının yaşadığına dikkat çekerek Türk toplumunun bu kent için önemli bir kazanç olduğunu belirtti ve festivali düzenleyen Türk Platformu'na teşekkür etti. Katılım bayağı güzel. Ve bir de belki de ilk Türk festivali olmasından dolayı artı biliyorsunuz bu 2 ay önce de Den Haag Belediyesi, Karakocan, Konya, Palo ve Koyancılar Belediyeleri ile burada bir protokol imzalamışlardı. Ve bu da akabinde bir Türk festivali organize edildi. Kendileri de davet edildi. Tabii bunda halkımızın da haberi var. Onun da etkisi var. Organize de çok güzel sonra. Müzik çok güzel. Ortam çok güzel. Güzel, her şey çok güzel. Yani şaşırdık böyle sessiz, heyecanlandık. Biz de repertuarı değiştirmiştik. Folklor var dedik önce. Dedik ki folklor falan, ona göre içeride azgın bir seyirci var herhalde. Baktık protokol falan var. Ondan sonra şimdi normal repertuarımızı yapıyoruz. Muziek. Heeft u ooit zo'n muziek, Turkse muziek gehoord? Nee, niet in mijn omgeving. Nee, dus het was de eerste keer ervaring met Turkse muziek. Ja. En hoe vond u het? Ja, erg mooi. Ja, erg aansprekend en gewoon heel vol passie, vol sfeer. Dus op een gegeven moment niet alle teksten. Ik heb af en toe even aan de buurvrouw gevraagd wat er precies gezongen werd. Maar ja. Er zijn ook bekende zangers in Turkije. Ja, dat begreep ik al. Ja, nee, bij mij niet bekend. Maar ik denk misschien een beetje zoals de Marco Bezzato misschien bij ons bekend is, zijn zij bekend in Turkije. Ja. De sfeer is fantastisch. Ik heb dinsdagavond meegemaakt in Julianakerk. Dat was de eerste kennismaking. Donderdagavond officiële opening op het stadhuis zelf. Was ik ook aanwezig. En aan de overkant hier bij Spuittheater. En nu vanavond hier. Çok güzeldi. Çok güzeldi, çok eğlendirdi. Ben daha önce dinlemiştim. Gayet zevk verici ve çok güzeldi. Gençlerimiz de hep birlikte söylediler. Gayet hoştu. Parçalara eşlik ettiniz hep beraber. Ya. Çoğu kişi tanımıyordu parçaları ama tanımamalarına rağmen eşlik ettiler ve çok zevkliydi. Peki ilk defa mı böyle yakından gördünüz? Parçalarını dinlediyorsunuz ama kendileri ilk defa yakından gördük. Orası öyle. Ya. Peki sizin belki babalarınız, anneleriniz bunların parçalarını, MFÖ'nün parçalarını dinleyerek büyüdü. Ya, ama şimdi yeni nesil, sizler de onlarla büyüyorsunuz. Ya. Ama sonuçta biz de onlardan öğrendik. Yani belki bu yüzden bir kazancımız var. Onlardan öğrendiğimiz için bugün eşlik edebildik az çok. Ama orası doğru yani. Onlar bizden daha iyi biliyorlar bu şarkıları. Güzel bir gece oldu. Nasıl buldun? Farklı bir gece oldu. Farklı bir gece tabii. O Den Haag Türk Festivali içerisinde önemli bir katkı yaptı festivale. Bugün galasını yapıyorlar. Yoruldular. Böyle bir yorgunluk atıyorlar herhalde. Salondaki şeyi görünce, heyecanı görünce tabii ki müziğin beğenildiği ortaya çıkıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz organizasyonu, konseri? Şu ana kadar bence çok güzel. Her şey iyi gidiyor.
İlk defa mı MFÖ'yü dinlediniz canlı olarak? Aha, evet. Nasıl buldunuz performanslarını? Biliyor muydunuz, parçalarını eşlik ettiniz mi? Ben sadece iki parçasını biliyordum ama yani eşlik etmeye gerek yok. Bence çok muhteşemdi. Evet. Bundan sonra Sebahat Akkiraz çıkacak. Aha. Onu da bekliyoruz herhalde, evet, heyecanla. Evet, evet. Peki bu tür organizasyonlara sık sık katılıyor musunuz fırsat buldukça? Yani fırsat buldukça evet katılmaya çalışıyoruz ve Denak çevresinde olduğu sürece katılıyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Benden Denak'tanım, evet. Şanslısınız, yakın olduğunuz için geldiniz. Yani, kesinlikle. Güzel, çok eğleniyoruz. Çok memnun olduk böyle güzel sanatçıların buraya gelmesi. Çok sevindik. Parçalarına eşlik ettiniz mi? Evet, eşlik ettik, beraber söyledik. Uzaklardan geldik sırf onları seyredebilmek için. Evet. Peki siz nasıl buldunuz? Güzel buldum, çok güzel. Çok eğleniyoruz. Evet. Eşlik ettik şarkılarını. Güzel, ortam güzel. Sık sık gelir misiniz böyle organizasyon oldukça geliyor geliyoruz. Musunuz? Oldukça geliyoruz. Biz annemden geldik. Evet. Tabii ki Hollanda'da Türkiye gibi bu tür ortamlar fazla yok. Tabii. İşte tek tük yapılıyor. Tabii. Ama tabii, fırsat bulunca da hemen geliyorsunuz. Oldukça evet, geliyoruz. Evet. Evet. Çok peki, güzel. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Gerçekten uzun zamandır düşünülen ancak bugüne nasip olan bir organize. Adına Denak Türkleri Festivali diyoruz. 5 gün arka arkaya Denak'ta ilk olarak yapıldı. Neler yaptık? Mahallelerden başlayaraktan merkeze doğru indik. Burada sanatsal, kültürel, çok güzel etkinliklerle Denak'ta yaşayan biz Türkleri ve içinde yaşadığımız toplumu da göz önünde alaraktan sanatımızı, müziğimizi, kültürümüzü ve yaşantımızı birlikte yapabilmek için bir şeyler katmaya çalıştık. Kattığımıza inanıyoruz. Biz bunu yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Hiç kimseye ayırt etmeden herkese hitap edebilecek. Küçükten büyüğe, yaşlıdan gencine. Ve dolayısıyla da öyle oldu. Gerçi bu festival içerisinde çocuklarımıza dahi yer verebildik. Neydi o yaptığımız? Buradaki kütüphanede örneğin çocuklarımızın iki dilde okumayı sevmesi, şiir yazmayı sevmesini öğreten öğretiyle öğretildi. Bunu kimlerle yaptık? Bu işi bilen Hollanda'da yetişmiş yazarlarla yaptık. Ve hatta yine tanıdığınız üzere Funda Müjde'nin de bu işe kabere şekliyle o çocuklara yaklaşımıyla okumayı sevdirmeyi alıştırdık. Bunun haricinde efendim işte biliyorsunuz yine Türkiye'den çeşitli filmler getirdik. Hepsi dolu dolu geçti. Nasreddin Hocası'ndan tutun efendime söyleyeyim Buluşma Kafkas havalarını estiren bir folklor ekibimiz de geçtiğimiz günlerde burada gösteriler yaptı. Ve bugün de cumartesi final yapıyoruz. Finalda da bildiğiniz üzere MFÖ çok harika bir performans sergilediler. Ve yine Sebahat Akkiraz hanımefendi o keza ve yine Elazığ'dan gelen folklor ekibimiz o keza her taraf dolu. Grup 84'ü unutuyordum neredeyse. Gençler için ayrı bir özel gün düşündük. Hepsini içeriye alamadık, ona üzülüyorum sadece. Evet. Bundan sonra devam edecek mi gelecek yıllarda bu tür organizasyonlar? Muhakkak ki şu anda benim şu ana kadar aldığım mesaj bugün ilk olarak yapılmasına rağmen çok başarılı ve bir performans sergiledi. Dolayısıyla herkesin bunun muhakkak bir kere daha yapılmasının yanında her sene yapılması. Tabii ki bunu yaparken de daha iyi yapmayı ve daha başka şekilde yapmayı da arzularız. Neden olmasın? Ve diğer şeylere baktığımızda bunlar her sene oluyor. Bunu bundan sonra artık Denak'ta da her sene yapmayı düşünüyoruz ve arzularız.